Canlarım benim, hepinize merhaba. Evet, yeni bir hafta, yeni bir çalışma. Evet, bu hafta kağıt üzerinde iki boyutlu bir resim etkinliği yapacağız. Bunun için benim yanımda renkli kağıtlarım var. Sizlerin de evde varsa kullanabilirsiniz. Eğer yoksa hiç problem değil. Normal çizerek, beyaz kağıtlarımızla renklendirerek yapabiliriz. Hadi başlayalım. Evet, kağıdımı dik olarak kullanacağım. Ben marker kalemi çizeceğim daha iyi görebilmeniz için. Kağıdımın tam orta kısmına şöyle bir dikdörtgen yapacağım. Bu dikdörtgen benim pencerem olacak. Evet, bir pencere yapacağız. Pencerenin içine şöyle güzel, otantik bir perde. Yine buraya bir perde yapalım. Hop. Bu bizim duvarımız olsun. Bunu düz çizgilerle, arada eğiklikler olabilir. Hiç problem değil. Arka planı bu şekilde devam ediyoruz. Evet, renklendirme zamanı. Ben elimde kuru pastelimi kullanacağım. Sizler istediğiniz boya türünü kullanabilirsiniz. Sulu boya, yağlı pastel boya, kuru boya. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben şöyle boyamaya başlıyorum. Her zaman dediğim gibi benim resimlerde yaptığım birer örnek. Aynı renkleri yapmak zorunda değilsiniz. Hatta şekilleri de daha farklı yapabilirsiniz. Farklı çalışmaları görmeyi ben de isterim. Evet. Şimdi perdemizle renklendirerek devam edeceğim. Evet, renklendirmemi yaptım. Şimdi resmin asıl yerine geliyoruz. Yeşil kağıdımızdan şöyle ben rastgele ama daha ince olacak şekilde ince ince şeritler kestim. Bunlar benim yapraklarım. Ben bunları düz bir şekilde de yapıştırabilirim ama istediğim iki boyutu veremem. Bu iki boyutu verebilmem için ne yapacağım? Şuradan bir tane alalım. Makas yardımıyla ya da bir kalem yardımıyla hop hafif şöyle göstereyim. Hop. Bu şekilde şekillendirmeler yapacağız. Ve burayı yapraklarla dolduracağız. Evet, yapraklarımı yapıştırdım. Şimdi ben önceden kağıda çizip kestiğim çiçeklerimi süsledim ve şu şekilde hazırladım. Şimdi bu çiçeklerimi de yapraklarımın üzerine istediğim yere, istediğim şekilde yerleştireceğim. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle devam edeyim. Evet, son aşamadayız. Resmimiz bitmek üzere. Ben bu penceremin altına bir küçük bölme daha yapacağım. Bunun için bunun ölçüsünü alarak bir dikdörtgen kestim. Ben siyah renk seçtim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde katlıyorsunuz. Küçük bir parça. Sonra bu katladığınız yerden tam buraya yapıştırıyoruz. Evet, işte bitti. Evet, sizlerden de rengarenk keyifli çalışmalarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.